Kurban kesildikten sonra ikiye bölünüp, ikiye bölündükten sonra da beş parça yani şakalanıp ondan sonra dolaba girilmesi lazım. Etin kokmaması için etin 24 saat dolapta bekletilmesi ve etin bakteri üretmemesi içindir. Et parçalandığı zaman parçalama şekli de beş parça olması lazım. İşte buradaki gibi kuzunun budu, gerdanı, pirzolası, ondan sonra küreği, döşü. Eğer bunları bu şekilde yapabilirsek etin işlenmesi de kolay olur. Eti ziyan etmeyiz. Etin muhafazası da uzun sürer. Beş parça yaptığınız zaman dolapta da bunu böyle muhafaza edebiliriz. Ama eti kuzuyu kesip gövdeyle koyduğumuz zaman kuzuyu da muhafaza edemeyiz. Kesildikten sonra eti ikiye şaka dediğimiz ikiye bölüyoruz. İkiye böldüğümüz eti de beş parça yapıyoruz. O zaman kendi kendine hem dolapta muhafaza eder hem normal evlerdeki insanlar eti muhafaza edebilir. Evinde büyük dolabı olmayan askılı. Etin düzeni bu olması lazım. Bir de et taze kesilen etin rengi kırmızı olur. Et dinlendikten sonra etin rengi pembeleşir. Erkek toklu eti olarak. Bakterileşmeye de yol açar. Tabii. Bakterileşmeye de yol açar. Çünkü etin 24 saat dinlenmesi lazım.